Merhaba, benim adım Milcan. Sizlerle burada dekoratif çalışma örnekleri hazırlayacağız. Dekoratif çalışmalarımızda bu seansımızda desenli rulo sünger aparatımız var. Desenli rulo sünger aparatımızın parçalarını tanıtalım öncelikle. Desenli rulo dediğimiz gibi süngerlidir bu aparatımız. Süngerli haznemiz, süngerden desenini alan, desen veren, dekoratif desenimizi oluşturan desenli rulo örneğimiz. Ve sap kısmımızı oluşturan metal alüminyum sapımız ve parçalarımız da burada. İki tane milimizden oluşuyor ve millerin ucunda birer tane civata dediğimiz böyle vidalarımız mevcut. Bunların birleşmesinden oluşacak desenli rulomuz. Öncelikli olarak desenli rulomuza bu milimizi desen veren, ince olan milimizi desen veren haznenin içerisine yerleştireceğiz. Biraz serttir. Buna hafif bir bu şekilde az da olsa bir şiddet uygulamamız gerekecek. Haznemiz hazır. Ve diğer çalışmamızda öncelikli olarak da haznemize süngerimizi takacağımız metal kısmı geçiriyoruz. Ve akabinde sünger malzememizi içerisinden geçirerekten bu şekilde biraz şiddet uygulamak gerekiyor her zaman. Bu şekilde tamamlıyoruz ve en son kısmında bunun birleştireni karşı tarafında bağlama kısmı var. Tabi biz onu hazırlamadan önce pullarımızı desen veren aparatımızın iki uç kısmına yerleştiriyoruz. Kaymamasını sağlayabilmek için ve haznemizin mevcut kısmına yerleştiriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ürünlerimiz hazır ve en son aşamasında sünger kısmımızda sabitledikten sonra ürünümüz hazır ve en son dekoratif desenli rulonun uç kısmının son iki civatasının birleşmesini sağlayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde. İki uç kısmında bunu sağlamış oluyoruz. Süngerli desenli rulo aparatımız hazır. Ve süngerli desenli rulo aparatımızın tamamıyla süngere temas ettiğinden ve süngerimizin dönme esnasında rulomuzun da beraberinde dönüp dönmediğini kontrol ediyoruz. Ve gözümüzle baktığımızda ve bu haznemizden tamamıyla boyayı süngerimizden alacak şekilde getirdiğimizden emin olup civatalarını iyice sıkıştırıyoruz ve rulomuz hazır hale geliyor. Boyama aparatımız hazır şu anda. Boyama şekillerine geçtiğimiz zaman herhangi bir boya kabı veyahut da böyle bir dört köşe bir boyama kabıyla biz tepsi kullandık burada. Boyama kabıyla boyamızı bırakıyoruz. Bunu isterseniz herhangi bir fırça, rulo vesaire gibi malzemelerin üzerinden de temin edip haznemize iletebiliriz boyamızı. Bu şekilde boyamızı aldık. Yine boyamız istersek su bazlı dekoratif iç cephe boyası olarak da kullanabiliriz. Biz burada kırmızı renkli su bazlı iç cephe dekoratif boyası kullandık. Tabi isterseniz su bazlı herhangi bir son kat boyası veyahut da cam boyası, tekstil boyası kullanabiliriz. Fakat bir tek solvent bazlı endüstriyel boyalarını kullanamıyoruz. Çünkü malzememiz tamamıyla plastik ve kauçuktan oluştuğu için erime oluşacağından solvent bazlı kullanmıyoruz. Ama tamamıyla istediğimiz şekilde su bazlı akrilik boyalar kullanmamız bizim için önemli. Boyamızı öncelikli olarak da süngerimizi sadece temas ettiriyoruz boyayla ve süngerden alınan boyayı bizim desenli rulomuzun uç kısmına bu şekilde iletebiliyoruz. Ve süngerimizi tamamıyla boyayla doyurduğumuza emin olmamız gerekmektedir. Sizlerin de buna dikkat etmenizi isteyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi süngerimiz tamamıyla kırmızı renkli su bazlı
dekoratif iç cephe boyamızla buluştu ve bizim sünger aparatımız döndükçe buradaki desen veren aparatımız da beraberinde boyayı haznemizden almış olacak. Ve bizim rulomuza uygulamaya başlamadan önce rulomuzun üzerinde herhangi bir noktasına mutlaka ki işaret vermenizi de tavsiye ederim. Çünkü ikinci bir hamlesinde mutlaka aynı noktadan başlamanızı önereceğiz sizlere. Ve boya uygulamasını yapmadan önce mutlaka biz burada hazır olan zemini kullandık ve mutlaka burada su bazlı plastik boyalar kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Çünkü aparatımız tamamen plastik aparattır. Kaymamasını daha iyi yapabilmek için plastik boyayla bu işi sağlayabiliyoruz. Ve biz burada iki kat son kat boyasını uyguladığımız zemin üzerinde dekoratif son kat su bazlı iç cephe boyasının uygulaması için biz bu şekilde geçtik. Başladığımız noktamız bu şekilde başladık. Bakın aparatımız, desen veren aparatımız duvarla temas ettikçe alttaki aparatımız da ne yapacaktır? Beraberinde boyamızı alacaktır. Ve ikinci hamleye geçtiğimizde, ikinci hamlede ne yapıyoruz? Tekrardan işaretimizi yine aynı noktaya getirip birbirinin üstüne bindirme yapmayacağımız şekilde devam ediyoruz desenlerimize. Bakın gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay bir şekilde bunu sizler de kendi yaşam alanlarınızda, bu nereler olabilir? Eviniz, iş yeriniz, ofisiniz gibi tüm yaşam alanlarınızda rahatlıkla kendi evinizde ve kendi iş yerinizde kullanabileceğiniz çok kolay ve çok basit bir boyama yöntemi. Ve bu boyama yönteminde dekoratif bunun haricinde tabii ki birçok desenler mevcut. Biz burada bu desene tercih ettik ama siz istediğiniz desende tercih edip sizi yansıtan desenlerde kullanabilirsiniz. Ve istediğiniz renklerde bu ürünü kendi tercihinize ve kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz tabii ki. Biz burada kırmızı boya kullandık dekoratif olaraktan ve alt zeminimiz de beyaz. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu kadar kolay ve bu kadar basit. Eminim ki sizler de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.